erken seçimin olacağını iddia ediyorum. Öyle mi? Tabii. Yani hatta bunu ilk... Ama ne kadar derken, erken? Ha, ben olmayacak derken 2026'dan sonra Türkiye'de her an seçim tamam, olabilir. Şey yani ben, ha, yoksa tabii. Daha 24 ve 25 var. Şöyle söyleyeyim. Doğru, yani ben 15 Mart'ta hatta yerel seçimlerden 2 hafta önce bunu ifade etmişim Sözcü TV ekranlarında. Sebebi de ekonomi. Yani çünkü çok kötü mü? Çok kötü bir ekonomi mi? Kötü bir ekonomi mi? İkisinden bir kötü ekonomi. Yani çok kötü bir ekonomiyle gitmektense daha az kötü bir ekonomiyle seçime gitmek. Yani bu belki çok karamsar bir tablo gibi gözüküyor ama neden bunu ifade ediyorum? Çünkü benim gördüğüm kadarıyla siyasal iktidarın artık şapkadan tavşan çıkartma şansı söz konusu değil. Ne uluslararası konjonktür, ne Türkiye'nin içinde bulunduğu ilişkiler ağı, ekonomik anlamda çok büyük hamleler yapıp Türkiye'nin bu ekonomik sorunları, çünkü ekonomik sorunlarla beraber, şimdi bunun adını ekonomik kriz olarak mı nitelendirmek lazım yoksa yapısal sorunlar olarak, ama beraberinde bir sosyal depresyon var. Ve bu sosyal depresyon çok daha kronik. Şimdi deminden beri konuştuğumuzda mesela Suat Bey çok önemli bir şey söyledi. Sosyal devletin muhafazakar yorumu sosyal yardım devleti. Evet. Ama sosyal devlet dediğimiz zaman aslında ülke içerisinde ekonomik ve sosyal dengenin sağlanması, hatta bir sosyal demokrat iktidardan söz ediyorsak kaynakların yeniden dağıtılması, vergilendirme, doğrudan vergilendirme ya da buna benzer yollarla. Şimdi bu emekli konusu gündeme geldiğinde İskandinav ülkelerinde biliyorsunuz emeklilik işte ödediğiniz primlerden bir kısmı işçi yatırım fonu, eğer tarımdaysanız üretici yatırım fonu olarak ifade ediliyor. Bunlar sermaye piyasasında değerlendiriliyor ve çok önemli gelir sahibi olabiliyor çalışanlar. Yani burada baktığımızda insanlar ödedikleri primler ortada. Bu ödedikleri primlere rağmen sanki devlet cebinden lütuf, yani lütfediyor gibi bir hava var. Bu aslında yurttaşlık bilinciyle bağlantılı. Yurttaşlık bilincinin başladığı pek çok yer vardır. Birincisi vergi bilinci. Yani vergilerle ayakta duran bir devlet bilinci eğer yoksa, sanki devlet bize bahşediyor. 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira neyse. Bu anlamda sizin kazanmış bir hakkınız var. Yani emeklilik size birilerinin cebinden verdiği, tam tersi kendi primlerinizi aslında. Sizin paranızı size veriyor. Aynen öyle. Şimdi bu ne oldu? Yıllarca bu emeklilik primleri tabii bütçe açığını kapatmak için kullanıldı. İşte bu anlamda tabii sosyal güvenlik reformu dendi. 3 tane harf SGK. Ama hala emekli sandığı, SSK ve Bağkur emeklilerinin aralarında çok önemli farklılıklar var ve buna benzer. Bunun tabii çözülme yolu siyaset. Şimdi siyasette ben biraz önce o yüzden İskandinavya modelini söyledim. Sosyal demokrasinin kendine ait modelleri var. Hem tarihte var hem de gelecekte sunacağı elbette ki modeller var. Bunun üzerinde durmak lazım. Çünkü David Easton'ın bir siyaset diyagramı vardır. Yani der ki talepler ve destekler siyaset kavramı, yani siyaset mekanizmasına gelir. Bunlar input'tur, girdilerdir. Çıktı nedir? Yasa, tüzük, yönetmelik, kararname. Şimdi siz bütün talepleri herhangi bir siyasal iktidar olarak karşılayamazsınız dünyanın hiçbir tarafında. Bunlardan bir kısmını tercih edersiniz. O sizin siyasal tercihinizdir. Siyasal tercihinizin ne olduğudur. O yüzden Suat Bey'in söylediği sosyal yardım devlete önemli. Çünkü sosyal yardım yapıyorsunuz tırnak içerisinde. Bunu yaptığınız zaman hem seçmeninizi kendinize belli çerçevelerde bağımlı hale getiriyorsunuz, hem de yeni iş alanı açmak, istihdam, ki Türkiye'nin bu anlamda geldiği noktada işte orta gelir tuzağına düşmüş ve bu anlamda yarı çevre bir ekonomi, evet stratejik orta boy bir devlet. Tamam, tabii ki kilomuzu, sikletimizi bileceğiz ama Türkiye'nin elbette ki ilerlemek için pek çok boyutu var. Ama bu anlamda sorunların çözümünde aslında siyasetin olduğunu, yani deminden beri yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin olası hani siyaseti zemininde ifade edildiğinde, öncelikle CHP'nin 31 Mart seçimlerini kazandığını tekrar bir içine sindirmesi lazım. Yani CHP'nin mi sindirmesi lazım? Tabii CHP'nin sindirmesi lazım. Yani birinci parti. Yani şöyle bir şey var. Birinci parti oldu. İla nihai böyle sürecek bağlamında değil. Ama bunun sürmesi için, gelen seçmenin kalıcı hale gelmesi için bence en temel konu siyasetin gündemini CHP'nin saptırmaması ve sadece ekonomiye odaklaması lazım. Çünkü 2023'ü hatırlayalım. 2023'e güvenlikçi bir söylem söz konusuydu. Bu güvenlikçi söylem, o zaman da problemler vardı. Ekonomi çok mu iyiydi 2023'te? Tabii. Ama güvenlikçi söylem ön plana geçti. Dolayısıyla 2024'te evet ekonomi ön planda, ama şunu ortaya koyması lazım Cumhuriyet Halk Partisi. Evet, yerel seçimler pek çok belediyeyi kazandı. Ki ben şimdi bazen sayarken şaşırıyorum, yanlış mı söylüyorum diye. Ya yani Bursa, Balıkesir, Kütahya, Uşak. Nasıl oldu diyorsunuz değil mi? Kastamonu, Adıyaman. Şimdi bu önemli. Yani o bir şey kırıldı aslında. Bir aks kırıldı. O kırılan aksı aslında
siyasal iktidar, yani Türkiye'yi yönetmeye. Türkiye'yi yönetirken de şu çerçeve var. Tam sizin konunuzla bağlantılı. Evet. CHP'nin çok zengin kadroları var. Bu hiç kuşkusuz. Çok değerli çalışmalar yapıyorlar. Ama bunun ansiklopedik anlamda ya da bizim alandaki akademik anlamda değil. Mesajın tabana nüfuz ettirilmesi. Evet. Yani sizin evet dış politikada, ekonomide CHP'nin çok değerli kadroları var. Çok güzel şey, ama bunlar yani partinin kütüphanesinde kalacak çalışmalar olmamalı. Tabii ki onlar da olmalı ama aynı zamanda seçmenin tam sizin ifade ettiğiniz gibi basit, net nasıl yönetecek? Yani artık buna, çünkü insanlar baktığımızda bugünkü siyasal iktidar bir şekilde misyonu tamamlıyor. Bu bir gerçek. Hani her siyasal iktidarın, çünkü 22 yıl diyoruz ya, biz 22 yılda pek çok siyasal iktidar gördük aslında Serap Hanım. Yani 2002'deki... Değişkenliğinden kaynaklı. Tabii 2002'deki AK Parti ile... Şu an fabrika ayarlarına dönmeye çalışan, iddia edilen bir AKP'ye karşı karşıyayız. Mehmet Şimşek gönderilirken görevden ne kadar ağır hakaretler edildi, hatırlayalım. Yani... Ben şimdi söyleyemiyorum yani tüm kuralları çerçevesinde. Ben ifade edemiyorum yani. Davasından bahsedildi. Söyleyelim, Cumhurbaşkanı Erdoğan dolandırıcı dedi yani. Şimdi üniversitesiyle ilgili neler? Şimdi tekrar geldi. Arada bir de NAS politikaları vardı. Dış politikada AB perspektifi dendi. Annan planı dendi Kıbrıs'ta. Sonra iki devletli çözüm. Yani pek çok konuyu eklemek mümkün. Dolayısıyla evet lider aynı. Ama AK Parti'nin kaç tane kurucusu kaldı şu anda? Yani fiziki olarak yaşama bağlamında söylüyorum. Yaşayıp da partide kalan, siyaset yapan, aktif olan kaç kişi kaldı? Dolayısıyla... Orada da ilginç gelişme var. Birazdan, yani gelişme derken birazdan o konuyu da konuşacağız. Abdullah Gül'le 11. Cumhurbaşkanı ile de görüştüğü söyleniyor. Yeniden bir merkez parti yaratma çabasında Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin önüne koyabilmek için. Şöyle bir şey var. AK Parti'nin yeni versiyonunu AK Parti'nin içerisinde acaba üretebilir miyiz? Çerçevesi var. Ama şuna bakmak lazım. Türkiye'de bu aks değişirken yeniden sağ bir iktidara yol açmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci, hani şimdi emanet oy diyor mesela Sayın Özel, ama emanet oy, şimdi her partinin oyu emanet oydur. Bunu kalıcı hale dönüştürebilmek lazım. Yoksa bu anlamda baktığımızda artık benim kişisel kanaatim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal ittifaklara ihtiyacı yok. Çünkü bunu gösterdi yerel seçimde. Bu anlamda belli bir eşiği siz aştıktan sonra Cumhurbaşkanlığı seçim bağlamında, ki milletvekiline zaten herkes kendi kulvarında şey yapılıyor. Ama tabii şunu da ifade etmek isterim. Parlamentoda 40'a yakın o milletvekilinin hani taşınması sağ partilerden, o ayrı bir konu tabii. Ama bu anlamda zaten sandıkta seçmen o ittifakı yapıyor. Yani CHP'nin şunu görmesi lazım. Ben hani bir şöyle bir ezber vardı. %25-30'u aşamayız. O bir dayatılan, empoze edilen bir öğrenilmiş çaresizlik hali. O öğrenilmiş çaresizlik haline aşılması gerekiyor. Bu da nasıl olur? Sosyoekonomik gündeme sahip çıkarak, ama elbette ki Türkiye'nin her alanında, ister güvenlikle ilgili, ister dış politikayla ilgili, mesajı tabana nüfuz ettirilmesi ve kendine güven. Ya bu şans eseri bir galibiyet olmadı. Öyle bir hava var sanki. Ya biz şans eseri, hayır şans eseri değil. Yani AKP kötü gidiyordu, CHP ondan kaynaklı. Bu ama nasıl CHP bir şey başarmadı, o yine, diye eleştiriler var. O yine iktidarı istemeden de olsa övmek anlamına geliyor.